Teşekkür ederiz. Hocam Az önce sahabelerle böyle. alakalı söyledikleriniz çok önemliydi hocam. Ee, sahabeleri bizler halkımız veya gençler 60 70 yaşında insanlar zannediyorlar. Evet, aslında. evet. Bunlardan birkaç örnek verebilir misiniz böyle sahabelerin <laughs> yaşlarıyla alakalı? Yani e, şimdi tabi Hazreti Hazreti Ali radıyallahu anh mesela Müslüman olduğu zaman 10 yaşında ee, şimdi daha Hazreti Ali e, mesela Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye gittiği zaman e, Peygamber Efendimiz onu yatağında bırak. Etrafına e, işte müşriklerin o e, askerleri sarmışlar. Orada Hazreti Ali radıyallahu an işte 10 yaşında Müslüman olduğuna göre şöyle 10-15 yaşlarında bir gencimiz. E, ama o etrafına sarmışlar e, bir, e, peygamberi öldürmek için gelen insanlar. E, belki yatak kaldıracaklar, e, öldürülecek öyle bir hazırlık yapmışlar. Ama Hz. Ali mesela orada yatağa hiç tereddütsüz yatağa giriyor. O genç yaşında olmasına rağmen. Dediğim gibi Musab bin Ümeyr e, var, Abdurrahman bin Avf var. Böyle genç sahibiler var. E, tabii şu anda ismini tam belki şey hatırlayamayız ama biz genelde sahabe dediğimiz zaman böyle bunlar biraz da ibadetlerine e, ibadet bunlar işte 50-60 yaşlarında tekamül ermişler. E, bunlar böyle bir yaşlı kesim gibi anlıyoruz ama genel olarak baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in etrafında ve İslam'a hizmet eden e, sahabelerin çoğunun genç olduğunu görüyoruz. Bir de e, Hazreti Ali Efendimiz Efendimiz'in o hicrette yatağına girdiğinde evet. 15 yaşlarındaysa Demek ki Hayber Savaşı'nda Hayber Kapısı'nı tek başına evet, kaldırıp evet. kalkan yaptığında 22-23 yaşında. Tabii tabii yani. Ancak değil mi ne tabii, kadar genç bir şey hocam. İşte az önce söyledim o Zeyn Zeytin, Zeytin e, 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 ordunun başında 18 yaşında bir genel kurmay Başkanı yani bir içinde bulunan bir tü, bir sürü sahibi olmasına rağmen böyle bir genci Peygamber Efendimiz ordu komutanı olarak tayin ediyor. Bu arada gençlere ne kadar önem verdiğini, değer verdiğini, Peygamber Efendimiz'in etrafında İslam'a yayımada da gençlerin orada yer aldıklarını görüyoruz. Onun için biz bugün hizmetlerimizi, belki şeylerimizi yaparken bu gençlerin enerjisinden, onların aksiyondan istifade etmemiz gerekiyor. Gençlerimize önem vermemiz, onları kucaklamamız gerekiyor. Allah razı olsun kıymetli hocam.